Almanya'nın Ukrayna'ya desteği her geçen gün yeni bir tartışmaya neden olmaya devam ediyor. Amerika'dan sonra Ukrayna'ya en büyük yardım sağlayan ikinci ülke konumunda Almanya ve NATO'nun da en önemli güçlerinden esasında. Ve ülkedeki gündem şimdi Ukrayna ile bağlantılı olarak İngiltere'nin Almanya'dan Taurus füzeleri karşılığında Ukrayna'ya daha fazla Storm Shadow adlı seyir füzesini sağlamayı teklif etmesi İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın teklifi ee, ve Cameron Scholz hükümetinin kendilerine yani İngiltere'ye Alman ordusundaki Taurus füzelerini vermesi halinde değiş tokuş yaparak İngiltere'nin Ukrayna'ya İngiliz Storm Shadow füzelerini gönderebileceğini söyledi böyle bir teklifle Almanya'nın gündemine e, gelmiş oldu İngiltere David Cameron, Ukrayna'ya yardım etmek için bunun gibi bütün meselelerde Alman partnerlerimizle işbirliği yapma konusunda kararlıyız. Füzelerin değiş tokuşu dahil Ukrayna için maksimum verim alabileceğimiz her türlü seçeneği değerlendirmeye hazırız dedi. Olaf Scholz'un bu yöndeki endişelerine katılmadığını ifade eden Cameron, füzelerin gönderilmesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tırmanmasına yol açabileceği yönündeki endişelere katılmayarak, füzelerin menzilini sınırlayacak teknik yönlemlerin alınabileceğini sözlerine ekledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz meslektaşına destek vererek önerisinin bir seçenek olabileceğini söyledi ve esasında Ukrayna'ya doğrudan taarruz teslimatından yana olduğunu da açıkça belirtti. Federal Meclis'teki muhalefet partileri CDU, CSU, Ukrayna'ya taarruz füzeleri gönderilmesi için Federal Meclis'e önerge sunacağını duyurdu. Scholz'un partisi sosyal demokratların koalisyon ortaklarından liberal FDP'nin yanı sıra yeşillerden de bazı milletvekillerinin taarruz gönderilmesi önerisine onay verebileceği tahmin ediliyor. Bu oylamadan bağımsız olarak taarruzların Ukrayna'ya teslimatına ilişkin nihai karar Almanya Federal Güvenlik Konseyi Başkanı da olan Başbakan Olaf Scholz'a ait yani son söz onda. Olaf Scholz Taurus füzelerinin Ukrayna'ya Kiev'e tedarik edilmesine karşı bunun Rus topraklarına ulaşabilecek uçuş kapasitesinde olmaları nedeniyle savaşı tırmandırabileceği görüşünde bu yüzden de e, verilmesine karşı çıkıyor. Ancak mecliste bu konudaki desteği kaybetmesi durumunda önümüzdeki perşembe günü tavrının değişebileceği ya da değişmek zorunda kalabileceği belirtiliyor üzerindeki baskı e, sürekli olarak artıyor. Bu arada Başbakan yayınladığı bir Ramazan mesajıyla ülkedeki Müslümanların gönlünü aldı. Ülkede yaşayan Müslümanların da Almanya'ya ait olduklarını vurgulayan Scholz video mesajında Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yaptı. Gazze şeridinde yaşanan insanlık krizi nedeniyle Müslümanların hissettiklerini ve duygularını çok iyi anlayabiliyorum. Bu duygularınızla yalnız değilsiniz diyen Scholz, Ramazan'ın savaş ve şiddet mağdurlarını anmak için de anlamlı bir zaman olduğunu belirterek Orta Doğu'daki taraflara ateşkes ve savaşa son vermeleri çağrısında bulunuyorum dedi.